Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. The Old Realms modunda sevgili dostlar, vekil yeteneği kasabilmek adına Vampir Lord'u olarak insan ordusu oluşturduğumuz bölümün devamındayız. İnsanlardan oluşan bir ordumuz var artık ve ben de bir yandan bol bol büyü gücü kasmaya çalışıyorum ki evet, birazcık kasmanın faydası olmayacağı zamanlarda gelecek galiba. Çünkü baksanıza yani ilerletmesi böyle bayağı bir zorlaştı. Artık seviye aldıkça disipline verip burayı arttırmaya çalışacağız. Büyü, inanç ya da ateşli silah kullanma durumu var. Mesela inanç olunca ne oluyor? Daha mı az hasar yiyorsun? Her disiplin puanı için artı 3 can puanı falan alıyor. Oha. Müthiş tanklaşıyor demek ki. Bu inanç muhabbeti şeyde var diye düşünüyorum ya. İnsanlarda var diye düşünüyorum. Dostlar, bu arada YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok çok önemli. Bir sonraki hedefimiz neresi olacak bilmiyorum ama. Hayır, sığınakta falan işim yok. Gidip sığınak dövmeyeceğim. Ben sığınak şeyinden sıkıldım zaten. Sığınak basmaktan sıkıldım. Çok fazla şey var bu arada ya. Çok fazla hani haydut var ortalıkta. Oto da patlatalım. Esirleri alalım. Sürekli bu arada yer de açılıyor. Dediğim gibi dostlar, insan ordusuna şu vakte kadar ihtiyacımız var. Vekil yeteneğimiz artıp artık silah ve ekipman attığımızda experience vermeye başladığı an şey yapabiliriz. İnsanları bırakıp tekrardan ölüler ordusuna geçebiliriz. Bak bunlar marksmenler. Al her şeyi, base'in dibindeyiz. Şimdi bizimkiler bir şeye, bir yere savaş ilan etme derdindeler mi bilmiyorum. Politikalardan böyle bize fayda sağlayacak bir şeyler geçirebilir miyiz acaba? Bir de artık aslında para için saklamak istemiyorum ama hani ekipman için lazım gibi. Biraz daha yük beygiri. Sığmıyor, yetmiyor çünkü belli ki. Biraz daha katır. Ondan sonra şunları satıp maşallah bu arada bak, erzak konusunda ben bu kadar çeşitlilik yapabildiğim başka bir seriyi hatırlamıyorum. Bizim orduya 131 gün yetecek yemek var. Liderliğim artıyor, bütün puanlarım artıyor. Buralara böyle daha fazla gıda depolayabileceğimiz yerler inşa edebiliriz. Milislerin sayısı da gitgide artıyor. Zindandaki tutsakları al, şu hanımefendi hariç. Bunları da götürsek pek bir cacık etmedi tabi. Şimdi panayır alanı inşa ediliyor. Meyve bahçeleri ve tahıl ambarına gelirken bir 20 bin daha koyalım şöyle. Peki buranın yönetimine bir tane insanı atasam? Valinin medeniyeti eksi bir diyor. Ama hala atamamak daha mantıklı ama seni grubuma alabilir miyim? Yoksa grubu otomatik mi geldi? Grubu otomatik gelmedi. Woodbad'da mı? Oğlum seni kaleye verdim, şehre verdim.
Ve görevini geri aldım. Sen nasıl bizim şehirden Wutbad'a doğru gittin? Birader çok garip gerçekten ya. Ak büyücüm Wutbad'a doğru ışınlandı yani. Hem de olmaması gereken yerde. Aşkım şehri yönetmeye büyücüyü koydum. Sonra aşkım büyücüyle oranın yönetim şeyi uyuşmadı. Büyücüyü geri alayım dedim. Hani şehirden yönetimini aldım. Başka bir şehre uçtu. Anında iki gün uzaklıktaki bir şehre uçtu böyle. Bir gün 6 saat mi ne? Garip yani. Aa, ben Manfred'e daha görev teslim edecektim. Abi 3 köyü yağmalayıp geldim. Manfred bana %100 güveniyor bu arada. %100. Abi bir şey diyeceğim. Bir takas makas bir şey var mı? 449 bin varmış bizde de iyi para. Bendeki eşyaları ben sana satsam. Şu yük beygiri hariç mesela. Ondan sonra yemekler falan hariç. Ne kadar altın veriyorsun? 8 bin. Abi öldü fiyatına alıyorsun sen bunları benden ya. Vermiyorum, sen akıllı bir kele benziyorsun ama. Biraz Uyanık Gamers 2013'lük var onda. Lan 23 bin altın eden şeyi ben niye sana 8 bin altına vereyim? Evet dostlar, biraz katır ve at alıp iyice loot biriktireceğiz. Bizim bu experience verme muhabbetleri gelene kadar. Krallığın birine dalma isteği var mı? %0, %0, %0, %0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bayağı iyi. İşte sıfır aşkım, katılmak istemiyorlar. Gelip birinin kafasına çöksek. Gücümüz yeter mi bilmiyorum ki bebeğim. Biliyorum buranın dövüş yapay zekası falan da yüksek ya. Maazallah bizi patlatıverirler yani. Sen kimlerdensin? Aa, tek başınasın. Ben seni esir alıp kafanı vursam mesela, kim buna itiraz eder? Bir kafasını vurma seçeneğinde bakayım. Kimlerin itirazı var? Cazibem bayağı arttı bu arada. Evet. Atılan zırhlar XP veriyor artık. Ve senin kafayı vurduğum senaryoda herkesle ilişkim geriliyor. Bu neymiş ya? Sürün lan benimle beraber. Mesela şu içimizdeki adamlara saldır, tamam mı? Bu yanımızdaki adamların adı Stirland değil mi? Dalmak için ısrar etsem mesela %20. Kimse desteklemiyor aşkım. Olan bizim 200 nüfusu oluyor. Buradaki adamlar bizim herhalde lore'a göre müttefikimiz gibi bir şey mi acaba? Çünkü bu adamlara ben hiç dalındığını görmedim. Şunları bir arada yakala. Vur 155 kişiye. Al esir. Hayatım, güzel bir ordu çıkarıyorum. Az kaldı, az. Biz iyi tecrübe kasacağız. Bu adamları garnizona koyacağım bu arada büyük ihtimalle. Mesela şehirden adam almak çok mantıksız. Gidip şuradaki köyden alsam bile daha faydalı olacak gibime geliyor.
Bak mesela iskeletlerin sevdiğim olaylarından biri. Adamların yaralanma gibi bir durumu yok. İskeletsin, yaralanamıyorsun. Yerine direkt ölüyorsun. Yok oluyor. Ama sonuçta yaralanma var mı? Yok. Vekilde 107 oldu. Çok güzel. Bizim vekili 125 yapmamız gerekiyor. Bu arada ben bizimkilerin şeyini buldum. Namlu alay sistemini. Büyücü geri gelmiş. Hoş geldin. Ben namlu alay sistemini buldum dostlar. Şöyle bir buraya verelim adamları. Bunlar en güçlüleri galiba. Ya da şöyle seviyeye göre sırala dediğimde. Verdin atlıları. Sağlam piyadeler sanırım bunlar. Atlı vermeye devam. Bunlar sanırım soylu birlik ya. Bak direkt çünkü şeye dönüşüyor, anladın mı? Warren Carstein şövalyelerinden buraya doğru ilerliyor ve silah hünerleri falan gerçekten çok fazla. Silah hünerleriyle beraber zırhları mırhları. Normal kölelere sal diyorsun. Sadece bunlardan topla. Mantıklı. Dur o zaman yer açalım. Şöyle yapalım bu arada ya. Abi okçuları bir kenara bir dolduralım. Bunlar halbertli. Okçu. Şu yanında okçu işareti olanları alacağım. Geri kalanları da piyadeleri aynı ucu alacağım. Bunlar da piyade. Şimdi biz mesela diyorsun ki hayatım piyadelerden atalım. Atıyorum 20 kişi. Gidip 20 tane bu adamdan arayalım. Daha Tabii canım, hem de direkt atlıya dönüşüyorlar. atlama mevzu mu? Evet, bu modun en güzel özelliklerinden biri o, otomatik atlı alıyor. Benim normalde atlı basmak istememe sebebim hep şeydi. Azara tıkladım bu arada. Ulan bir de adamlara ben atı nereden bulacağım? Bir de normal Bannerlord'da biliyorsunuz mesela savaş atına ihtiyacınız var. Şehre giriyorsunuz, 5 tane savaş atı var abi. Güzel resmetmişler mekanı bu arada. Köylere daha çok çalışmışlar. Daha ziyade. Köylerin içlerine. İçeride konuşulacak niye zibilyon tane adam var? Ve bu nasıl bir sis birader? Bunlar köylü falan mı? Şey mi yoksa bu köyün yöneticisi gibi bir şey mi bunlar? Tamam, sizde aradığım adam yok. Şu R.O.R. yazanlara mı gideceğiz acaba? Şu Dark Enough'da ne veriliyor hiç? Onu şey yapamadım. Hani mesela bunlar namlı alay diye geçiyormuş. Kim dağıtıyor lan bu namlı alayları? Buradan alıyoruz onları. Namlı alay dediklerimizi yani. Aşkım namlı alay direkt son kademe tecrübeyle gelir. Ben birilerini şişledim de gene. Tüccar şişleyip adamı iskelete çeviriyorum. Şuş. Haritada belli bir süre sonra adım atmak mümkün olmayacak. Ben bunu anladım. Bu soyluları dağıtan soylu atlıları alabildiğimiz yerleri de mi işaretlesem acaba, tıpkı ruhlar gibi? Sonuçta bunlar da vampir. Normalde kaleye bitişik olan yerlerde veriliyor galiba. Baksana bunlar normal birlik. Bunlar normal birlik. Klanlardan bir, aynen. Bunlar kaleye yakın yerlerde oluyor. O zaman bu da aynı kaleden sorumluysa burada da olur. Aynen.
Atacağım bu arada bunları alıp diğerlerini atacağım. Tamamını attım ama. Abi o kadar yüksek atlıdan oluşan bir ordu kurarız ki akıllar şaşar. Kaleleri işaretleyelim daha kolay olur bence. Yani kalelerin etrafında ya çünkü. Aynen. Bir şey sağlık ki var ya yükselttiğini tamam. Efendim bebeğim? Kaç tane daha sağlık mı geldi yükselttiğini tamam. Aynen öyle, aynen öyle bebeğim. Şu kale de o zaman bize aynı adamdan verecek. Yeter artık oyun sığına katma, yeter yeter. Perişan olduk la. Aldım gülüm. İnsan yo her kalede olmuyormuş mesela o. Temple of Kalesi'nde oldu muydu? Temple of Kalesi'ni kontrol edelim. Olmadı başka bir de şu Zerheden Kalesi'ni kontrol ederiz. Tamam burada da oluyor abi. Var ya sırf bunlardan oluşan bir ordu kursam bile naneyi yediririm onlara gibi geliyor. Şimdi XP kasma zamanı. Ama yüksek XP gelmesi için paso otoda da almam lazım. Sağa sola doğru ilerlerken bak mesela şu 53 kültist. 67 tane diğer adamdan. E bebeğim? Bir kişi olmuş sadece. Aynen. Ve 11 tanesi şeye yükselmiş. Ne tutsak alıyorum ne adam alıyorum. Sadece ekipman alacağım ki en son işimiz bittiğinde topluca upgrade yapabileyim. Şöyle de yapabiliriz aslında. Vur 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 vur. Hani atıyorum 5 tane falan adamı kestik. En son upgrade verdik. Toplu upgrade. Baksana kes 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 yapmamıza bile gerek kalmadı yani. Şimdi liderlik artıyor da hocam. Liderlik değil mesele. Ne haberin? Mesele liderlik değil, vekillik artmaları. Vekillik ne alemde? Vekillik 117-125 olduğunda artık insanları tutmaya gerek yok. Şu sadece vampir atlıları tutarım. Geri kalanları salarım. Hep 20 tane 30 taneler aşkım ya. Yoksa yok edeceğim de. Şehre uğramaya hiç gerek yok. Aa merhaba. Oo birileri bize savaş ilan etti. İşte biz de bugünü bekliyorduk Joe. Hadi yardıma gel. Biz de bugünü bekliyorduk. Kurulan orduya direkt yardıma gideceğim aşkım. Abi rica ederim ama artık ben de sizin aileden sayılırım yani. Hayatım o kadar çok aklım var ki. Uç bir tane. Bu yemek bana ne kadar yetiyor? 139 gün. Tamam. Ben direkt kurulan orduya doğru gidiyorum. Önce itemler atıp XP'ye mi versin? Aşkım itemlerden gelmiyor artık. Zırhlardan geliyor sadece. İtemlerden de gelsin atacağım onları. Birazcık bekleyeceğiz sadece. Yürürken yemek yedikleri zaman ne güzel kare yapmışlar böyle baksana yol ayrımı gibi. Köprüyle birbirine bağlı. 1800 adamla geliyorlar bu arada gördüm onları. 1800 adamla geliyorlar.
Bizim vampirler hızlı toparlanmazsa Gobelheim'i alırlar elimizden. 121 bak çok az kaldı. Kral bak bu kadar kişi miyiz? Ben bu kadar kişiye kılımı kıpırdatmam yalnız. Şuradakiler 2000-3000 kişi. Ben onların yanına gidiyorum. Onların orada gördüydüm 1800 kişiyi. Onlar savaşa girdi bile. Nereye gidiyorsunuz? Obelheim. Abi. Savunma yapmak için içeride duralım mı? Komple ölebiliriz ama. Ölürsek ne kaybederiz? Hali hazırda ölüler ordumuz duruyor. Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey kaybetmeyiz ama tabii ki save alabiliriz. Gobelheim'da 480 kişi var. Ben de Gobelheim olmadığını biliyorum. Gobel demek hoşuma gidiyor. Ben de 260 kişi var. Durdurur muyuz 2000 kişiyi? Artillerileri falan var mı? Onu görmek lazım aslında. Ben giriyorum içeri ya. Sur seviyesi kaç? Sur seviyesi yazıyor mu abi? 3. Bir bok yapamazlar. Topla geliyor. Topları var mı bunların? Obelheim savunmasına katıl. Oğlum siz hayırdır lan? Ben mi inşa ediyorum? Hızlı birader hızlı. Ben kendim normalde inşa ettirmiyor ya. Rezerve taşıma muhabbeti var mı peki? Koçbaşı'nı çok hızlı yapıyor. Oo. Peki dışarı hücum dersem Obelheim'a dön abi. Biz bu savaşa dahil olamıyoruz. Firar edersen de 50 askerin gider diyor. Oğlum çok saçma. Dışarıdaki adamlara yardım edemiyor muyuz ya? Bu neymiş ya? Efendim sevgili Project'ten 100 bit var. Bu oyuna bir bak çok güzel bir oyundu. First Descent demiş. Hemen kontrol ediyorum efendim. Kesenize bereket. Yalnız şu dışarıdaki savaşa katılamamak beni üzdü ya. Ama girdiler zaten. Mutlaka kaleye girecekler aşkım. Biz 3500 tane daha geldi ama onu gördün değil mi? 3500 zombi daha geldi. The First Descent. Hocam hemen kontrol ediyorum. Hakikaten güzel bir şeye benziyor bu arada. Hoplamalı, zıplamalı, çatlamalı. Betaya erişim istesem verir mi acaba? 4 kişi co-op oynanabiliyor. Aa ben bu arada yarın yolcuyum efendim. Ayın tekrardan 25'inde dönebileceğim anca. Şimdi şey yapsak, sevme geri dönsen dışarıda beklesin. Save'e geri dönüp dışarıda evet, bunu yapabiliriz. Oyun öneriniz için çok teşekkür ederim bu arada. Harika bir oyunmuş. Burada olacak olsam şey yapardım. Mutlaka betaya erişim talep ederdim. Kameram biraz kapalı bu arada dostlar. Teşekkür ettim gülüm. Ne zaman onlar gelmeden bekleyin, hemen çıkabilirsin. Aynen çıkar şey yaparım. Ben onlar gelmez diye düşündüm. Bir savunma savaşı versek aslında. Çok hoş şeyler gösterebilirdim. Ben burayı salıyorum. Bunların bir içinden geçeyim mi? Geçemiyorum. 5-2 ile koşuyorum. O da 5-2 ile geliyor. Gelsin bakalım buraya. Bizim adamın ordusu burada. Birinin ordusuna girip şey yapalım değil mi? Aha. Aha. İşte istediğimiz şey oldu şimdi. Babalara XP. Benim dünya kadar param var zaten. Hepsini çevirebildiğin kadar XP'ye çevir. Mesela 30K XP. 18. 18 tanecik adam mı? İşte büyük vurgunlar yaptığımızda o zaman asıl işin rengi belli olacak. Benden cesaret alıp girmez değil mi bu ya? Bak 2400 adamla geliyor kaleye. Geri dönecek o. Dönmeme ihtimali yok. Lan bir kişiye ne bu? %1 ganimet payı aldım. Benim adamlarım gidip kesmiş. Ölüleri de alıyorum artık ya. Çünkü artık hani illa da yemek yiyecek adam diye tutturmaya gerek yok. Yürüyün bakalım. 1200 kişi oldu bile.
Şimdi bu Manfred mi bu? Değil. Gorwick'le beraber öteki Johan'ın ordu birleşecek. İki ordu bunları araya alacağız ama kıyamet kopacak var ya. Bunlar o araya belki kaleyi bile alabilir. Geliyor mu ötekiler? Al oğlum, ötekiler gelseydi lan. Salak. Salak. Adamlar gelmeden daldı. Ben bu save'e yazar abi. Ben bu save'e yazar. İntihar etti bildiğin. Ya benim intihar etmeye niyetim yok. Niye en başa döneyim abi durduk yere? Tam save'e dönme muhabbeti hoşuma gitmiyor benim de. Ama hani güzel bir aksiyon gösterelim. O 2400 adam bizi parçalarımıza ayırır. Hele hele içeride artileri falan varsa, top tüfek. Ordu'yu tutalım o zaman. Gideyim 4000'lik orduya gireyim hakikaten. Bunlar intihar ediyorsa etsin. Artillerileri var mı bunların? Atlı okçuları var. Süvarileri, menzillileri var. Kaç tane kahraman var var ya burada. Dostlar, bu oyunda kahraman çok üstün bir şeydir abi. Ben %95 ihtimalle spell öğrenip duruyorum. Artık silahları falan en son atarım. 18 adamı geliştireceğim diye kasmaya gerek yok. Artı 5 can puanı al. Normalde otomatikteydi de yavrum. Ben aceleciyim herhalde ya. Gidiyor öteki intihar ediyor ya ben oradayım diye. Sapır saçma iş. Vekillik artmaya devam ediyor. Şu Spellbook'a bir bakalım bana ne öğretti. Ben ikidir bir şey öğrenip duruyorum ama yok, hiçbir şey öğrenmemişim. Gelen eventleri doğru düzgün okuyamıyorum demek ki. Ya da öğrenebilme yetisi mi veriyor? Nereye gidiyorsun abi? Girsen abi. Bin oradan, bin buradan. Allah'ım ne olur gözümüzün görebileceği bir vakit olsun. Bütün vampir lordları burada bu arada. İyi, çok karanlık. Yo, idare ediyor ya. Kreş verdi. Bu savaş bize nasip olmayacak galiba dostlar. Vallahi kreş verdi hocam. Bu savaş bize nasip olmayacak abi. Açacağım kamerayı geri. Bir düzelsin, tekrar giriyorum. Bir problem var demek ki o fight'ta. Evet, yayını da göçerdi. Gitmedi de. Aynen. Drop yedi. Drop yedi. Drop yedi geldi. Abi Xbox'tan nasıl mod yükleyebilirsiniz bilmiyorum. Shutdown'dan şey yapma. Gelir şimdi gülüm. Normalde oyunun ekranı yakalı geldi. Çökme ihtimaline rağmen şey yapalım mı? Bir daha savaşa girmeyi deneyim mi? Ben ayrık orduyla gireyim. Tek başıma. Ne 4000'le gireyim ne ötekine gireyim. Tek... Aynen, gündüz gireyim. Göz görecek şekilde. İnşallah cortlamazsa güzel bir bölüm çıkar. Adam sayısı çok fazla geldi de acaba işlemci pörtledi, onlar mı kapandı? Hela bir savaşamadık ya. Vallahi bir savaşamadık ya. Hoş geldin dostum, merhabalar. Evet, şöyle bir kamerayı da açalım. Yavrum, bana bir maden suyu getirir misin? Hiç fark etmez gülüm. Mandalina güzel olur biliyor musun? Ay, müzikleri çok iyi ya oyunun. Gündüz gireceğim, evet. Evet, gündüz gireceğim bu sefer. Abi uçtum kenara.
Gelsin bakalım o aga. Bak bu sefer oyun daha sabit bir FPS alıyor. Yani haritada olmasına rağmen. Size girmeyeceğim oğlum. Siz gidip intihar ediyorsunuz. Öteki Johan'ın orduya da girmeyeceğim. Sizle beraber bu kanattan girerim ama sabah girerim. 3000 zombinin yürümesi zaman alıyor tabi. Kalenin içinde kalınca seyirci gibi oluyor. Sürekli aynı hamleyi beklemeyelim bu arada. Tam bizimkiler saldıracak. Ben sabah girmeden save alacağım. Çok fena patlıyor bu arada. Ben sabah save alıp gireceğim. Manfred falan da geldi herhalde. O kadar fazla lord var ki. Bu kadar lord bir girerse oraya pertini çıkartır. Tam sabahken save'i aldım. Ben de girdim. Haydi bismillah. 4100 kaldı tabii o ara. Allah'ım çökmesin lütfen. Çökmüyor gibi. Top mop göremedim. Aşkım kill alınca yarasaya dönüşebiliyorsun. Bizim baron oradan bir şey aldı. Aa! Benim müthiş skill'lerimden biri var. Dur dur. Dur kral benim adamı bir salın ya. Benim agayı bir salın. Ben şuraya bir göremiyorum. Öf öf Samet kaç buradan kaç. Kaç. Boş ver oğlum büyü atmayı şeyi kaç. Baksana bir ordu çıkardılar arkaya. Ve bismillah ben o araya girmem. Kanka. Ya oğlum. Bu bizim hayatta kalma mücadelemiz mi ya? Düşmana azap olacağınız bize değil ulan. Tam şuraya bir püskürtüyorum. Haydi bismillah. Arada kendi adamlarım da oynadı. Biraz normal kill alıp. Şu anıtı kafanıza. Gerek yok ki aşkım benimkilerin gelmesine. Aa doğru diyorsun aslında. E gülüm. Tabii canım. Şimdi her basıp onu da hallederim de. Abi ne oluyor? Top mop mu var bunlarda? Toplu değiller. Benim adamları da saldım. Bu kadar kaliteli savaşılır mı lan? Hayat bu kadar sevilir mi sal? Ben şu an bu skill'lerden birini attığım an bizimkilerin selası okunur. Ben en çok şu an bizim adamların moral durumunu merak ediyorum.
Ama atarım da çok ufak bir alan. Bak biri bana cam bastı. Çekicimin tersiyle. Evet, adamlardan birini daha indirdim ama. O kadar güzel duruyor ya. Atlar falan. Saldım büyüyü aşkım. Bu büyü değil bu arada, barut. Hel atacak büyü şeyi dışında büyüm kalmamış. Bu arada bu adamları burada devirirsek biz bunlarda mekan bırakmayız ustam. Vampir olmam yeterince korkutucu değilmiş gibi. Kardeşim bir tur kendime bir can. Bastım, fulledim canı. Adios. Orada atlıların arasında kalacağım çünkü. Adamlarda artileri var. Artillerinin kafaya oturmam lazım benim. İşte hayatım, mesela Bannerlord'da da böyle bir mod var ama şey, Bannerlord diyorum, Warband'da. Şunun verdiği hazzı veremez ya. Birader üzgünüm. Top ateşlemeye ufak bir ara vermek zorundasınız. Aşkım öyle bir hareket yaptım ki birazdan göreceksin. Ne olur ne olmaz hızlı siperi can yenilemeye aldım. İyi iş yaptık ya. Efendim sevgili Mert Çelik, ikinci ayında. Teşekkür ederim efendim, ikinci ayınız kutlu olsun. Bir büyü puanı sonra skill açılacak da. Oğlan delirdi.
Toplar nerede? Aşkım 159 kişi pataklamışım tek başıma. Hayatım büyü olmasa vampirleri zaten elek ederler. İskeletler falan güçsüz. Lan bıyıklı. Aşkım yaralanırlar. En fazla bu fight'ta kullanılmaz hale gelirler yani. Onun dışında yoldaşlarla alakalı bir sıkıntı olmaz. Perma ölüm yok. Perma ölüm hiçbir kahramanda yok. Bak 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 şimdi. Bunları kullanabilmek için şey gerekiyor aşkım. Gunpowder hani ateş teknolojisi gerekiyor. Ve toplara hasar da verilmiyor gördüğüm kadarıyla. Adamların ordusunun olduğu yerdeyim de. Biraz böyle bunların yakın girmesi, yakın toplanması lazım. Mesela şuraya. Bizim büyücüler falan garanti şişlenmiştir bu arada ya. Hiç bilmesem top atışına öldü yani onlar. Hasar yiyor da aşkım o. Kaleden sağlam yani. Kale burçlarından sağlam bu. Yo az yanı kaldı. Aha da. Şu savaşa sağladığım katkıyı kimsenin sağlayabildiğini zannetmiyorum ben ya. O kadar güçlü büyüler öğrendik ki şu yıldırım büyüsü hafif kalıyor yanlarında var ya hani sıfır gibi böyle. Uske Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Bakacağım yavrum. 215. 159'lu 215 oldu. Ulan sabahtır ne savundunuz ya? Aynen aynen. Bizim sancak vardı onda. Sadece can basacak kadar büyü puanım var. Çiftleri de bayağı ilginç bir şey.
Şimdi bilerek yarasa vaziyetinde bekliyorum. Yarasayken büyü doluyor. Büyü doluyor, can yenileniyor. Hani ana vampir formu gibi bir şey. Şimdi mesela... Efendim bebeğim? Ama bak yanımda bir level iskelet var. Niye? Bir necromancer var muhtemelen arada. Bakma adamlar da zırhlı falan ha yani. Ve hiçbir zaman savaşı öyle açık ara alamıyorsun. Hep böyle minimal farklar. En güzel yanlarından biri bu. Her zaman bir şey var yani. Ben biraz bizim tarafa kötü çalıştım. Kendi adamlarımı kestim aşkım. O skill'i kaldırdım. Ben dedim ben mi uğraşacağım müttefiklerle? Canlarını alırken bir şey değil mi? Yok canlarını alırken sorun yok ama... Vermeye geldi mi vermem. Şöyle yapacağım biraz toplanacaklar. Bu serinin şey hali çok merakımı uyandırır var ya. İnsansın ve karşında böyle bir şeyler var. Düşünsene yani. Dehşet içerisindeyim ya. Oha can basacak takatim kalmamış. Savaş nerede dönüyor abi? İnsanlar şurada. Bir de savaşı yoran kısımlardan biri de şu, hani topçu var bir yerde. Normal böyle olması tabi de şey, adamlar hızlı yürüyor, haklısın bebeğim. Ama onları şöyle bir yürürken yakalamak lazım. Benim dışımda bir lord ayakta kalmadı muhtemelen ya. Lan durun lan bir yudum maden suyu içtim lan. İki level birden aldım aynı savaşın içerisinde, farkında mısınız? Hayatım ne kadar sürmüş biliyor musun? 18 dakika 40 saniye. Ve giderek artıyor. Mortarı cortlattık.
Şey lazım bana böyle. Toplandıkları bir yer. Ya da spawn oldukları ama maç bir savaş bitmiş. Maç bitmiş evet. Şeye bakıyorum aşkım ya. Hani haritanın tepesine çıkıyorum. Haritaya bakıyorum bir şey var mı yok mu diye. Bitmiş adamları. Onlar bizden aşkım tek başıma 345 kill almışım. Ganimet'in %33'ü bizim. Vallahi aşkım adamın benimle ilişkisi artı 37 ilerledi. Herifin bıyığı büzüldü. Bıyığı. Adamlar böyle bir savaşçı beklemiyorlardı tabii karşılarında. Bütün baronlar benim cepledim bütün baronları. 800 tane ölü diriltebiliyorum. Hepsini alacağım. Ama tabii ki hepsini kullanamayacağım için. Şöyle yapacağız. Bunları adamlar arasında dağıtacağız. Buradan da yüksek seviye esir alabildiğim kadar adam alıp parama bakacağım. Yani 500 esiri de almayı gönül çok isterdi ama maalesef. Veteran adamlar falan varmış bu arada. Gelen adamlar da tırt değil. Bende 1000 asker varmış. Hocam bu öyle bir XP verir ki. Samet Güngör'ün liderlik yeteneği arttı. 1 saat sürdü olan savaş. Liderlik yeteneğim tabii arttı. Aşkım ben artık bir çifter kılıç ustasıyım. Atılan silahlar askerlere XP verecek. Vekil yeteneğine verdim. Binicilik veriyorum artık at bineceğim. Sayın hocam hemen bana hemen sizden birine girmem lazım bak. Tecrübeli askerler kaçarsa tam kaleye tüküreceğim. 212 adam birlikten ayrıldı. İşte korktuğum şey. Abandon TV abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İnsanları kaleye bırakıp kaleden adam alırım gülüm. Öf. Buraya 672 adam bırakıyorum bu arada. Çok fazla farkındayım ama yemek yemiyorlar, bir şey yapmıyorlar da 300'lü araya gidecek yani. Kalenin kapasitesinden fazla yapacak bir şey yok. Benle dururlarsa çünkü şimdi tecrübeli askerlerimi falan atmak zorunda kalacağım. O kötü. Bir de şöyle yapalım aslında. Buranın kalesine bağışlayalım adamları, zindanına. Aynen. Dandik dundik adamları değil de şunları zindana bağışlarsam iyi para verir ama zindana bağışlayıp cazibe yeteneğimi arttıracağım. Esirleri bu kaleye koyduğum için kalenin sahipleriyle aram deli gibi ilerliyor. Evet dostlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Allah'tan tutsak sayısını arttırmadım. La çıkartık şu kaleden. Gidemedim ya. Esenlikle kalın. Bye bye.